Herkese merhabalar. Bugün 1'e 16 oranında küçültülmüş Bruder Class Lexion 780 Tera biçer döverin kutu açılışı ve de incelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi biçer döverimiz bu şekilde. Oldukça büyük bir oyuncak bu. Bunun bir de 480 modeli var. O birazcık daha küçük. Bu büyük boy olanı bakalım özellikleri neymiş, inceleyelim şimdi. Tabii ki öncelikle kutusundan çıkartalım. Evet, biçer döverimizi kutusundan çıkarttık. 3 parça olarak çıktı. Birinci parçamız biçer döver kısmı, bıçakları. İkinci parçamız bu kısmı taşıyan kısım. Şöyle açabiliyoruz. Şimdilik böyle kalsın. Ve de biçer döverimizin kendisi gördüğünüz gibi oldukça büyük. Şimdi inceleme kısmına geçebiliriz. Evet, öncelikle biçer döver kısmından başlayalım. Şu kısmındaki bağlantı kablosunu kesmekle başlıyorum. Biçer döverimiz gördüğünüz gibi hem tekerlekli hem de paletli. Öncelikle ön kısımdan bakalım. Ön kısmı bu şekilde. Şöyle kilitliyoruz. Tabii buraya öncelikle biçer döveri takmamız gerekiyor. Şu kısımda güzel camlar var. Plastikten yapılmış cam. Bu da son derece güzel. Sanıyorum 480 modelinde bu camlardan yoktu. Bu modele koymuşlar. Şimdi şu kısımdan bakalım yandan. Şurada bir merdiveni var. Gördüğünüz gibi 90 derece kadar dönebiliyor. Biraz daha itersek de kilitliyoruz. Bu da son derece güzel tasarlanmış. Şurada bir kapısı var. Kapısını yine 90 derece kadar açabiliyoruz. Bu kapı da fena değil, güzel. Daha sonra burada da bir kapı var. Bunu da açabiliyoruz. Bunu da açtıktan sonra artık karakterlerimizi bu kısma yerleştirebiliriz. Şimdi kapıyı kapatalım. Bu arada açılıp kapanması da son derece güzel. Gördüğünüz gibi kendisi kapanıyor. Şurada bir aynası var. Bu kısmı da yine kilit mekanizması var. Kilitliyoruz. Bunu kendimize doğru çektiğimizde yine bu tarafa da kilitleyebiliyoruz. Şimdi diğer taraftan bakalım. Diğer kısmında yine kapı ve merdiven yok. Burada yine aynalar, ışık var ama kapı açılamıyor. Dolayısıyla tek kapılı. Muhtemelen orijinali de böyle tasarlanmıştır. Çünkü sürücü kabini tek kişilik olarak tasarlanmış. Yani biçer döveri bir kişi kullanıyor. O yüzden tek kapı yeterli görülmüş. Ve burada da kontrol kısımları olduğu için şuraya yeniden bir kapı koymaya gerek duymamışlar. Şimdi bu kısmı bu arada kontrol demişken şöyle iç kısmına da bakalım. İç kısmı da son derece güzel tasarlanmış. Yani gerçeğine uygun olarak modellenmiş. Tekrar diğer kısmı açıyorum, gösteriyorum. Diğer kısımdan görünümü de bu şekilde. Şöyle arkadan bakalım. Arka kısmı da
Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu alt kısımda çeşitli römorkları takmak için bir bölüm var. Bu zaten birçok Bruder oyuncağında var. Şimdi tekrar yandan bakalım. Bu arada üstten de bakalım. Üst kısmı bu şekilde. Alt kısmına bakalım. Alt kısmının tasarımı. Tekerlekler yumuşak plastikten yapılmış. Sağa sola dönebiliyor. Aynı zamanda aşağı yukarı da oldukça geniş bir açıyla hareket edebiliyor. Paletler de son derece şık. Ben çok beğendim. Tasarımı çok güzel. Kalın bir plastikten yapılmış. Üst kısım yumuşak plastikten. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yumuşak plastiğin altında hemen sert bir plastik var. Bu da içeride paletin daha rahat hareket etmesini sağlıyor ki çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi çok güzel hareket ediyor. Aynı zamanda palet de şu şekilde aşağı yukarı hareket edebiliyor. Diğer kısımda tabii ki aynı şekilde aşağı yukarı hareket edebiliyor. Ayrıca şu kısımda bir döndürmeli buton var. Şöyle göstereyim hemen şurada. Bu buton yardımıyla biz biçer döveri kontrol edebiliyoruz. Yani bu buton arka tekerlekleri kontrol ediyor. Şöyle bakalım. Bu butonla istediğimiz yönü hareket ettirebiliyoruz. Tabii büyük bir biçer döver olduğu için geniş bir alanda kullanmak daha rahat olacaktır. Bu hareket arkadan dönmeli olduğu için forkliftlerin hareketine benziyor. Yani forkliftler gibi kontrol ediliyor. Eğer forklift denediyseniz, daha önceden gördüyseniz aynı şekilde çalışıyor. Şimdi üst kısmından devam edelim. Şöyle üst kısmını yeniden göstereyim. Şu kısımda bir kapağı var. İkisini de şöyle açıp kaldırdığımızda çok güzel bir mekanizma var burada. Gördüğünüz gibi kapanması, şöyle yaklaştırayım biraz, tekrar açayım. Buradaki kilitlerden kurtardıktan sonra, biraz bastırırsak tekrar kilitliyoruz bu arada. Kurtardıktan sonra açıyoruz, şuralardan açıyoruz, buradan açıyoruz ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor. Orijinali de zaten buna benzer. Bu arada gördüğünüz gibi küçük boncuklar var. Bunlar boncuk gerçekten de. Yani öyle yumuşak plastik değil. Şimdi bunu da açacağız. Bunu, yani tekrar göstereyim. Bunu tarladan elde edilen ürün gibi düşünülmüş. Yani şu kısma döküp traktörün römorkuna boşaltabiliyoruz. Biraz şöyle alayım. Bununla birlikte şu kısmı açıp kendimize doğru çekiyoruz. Birazcık havaya kalkıyor. Şöyle yandan göstereyim biraz da. Uzaklaşalım. Artık bu kısma traktör gelebilir. Dolayısıyla şu kısımda biriken ürünler buradan şu kısım yardımıyla traktöre boşaltılabilir. Bunun tasarımı da oldukça güzel. Yani bunu kapattığımızda şu kısımda otomatik olarak gördüğünüz gibi kapanıyor. En dışa geldiğinde küçük bir kilidi var. Burada hafiften sabit kalıyor. Biraz ittirdikten sonra şu kısımda yeniden kilitliyoruz. Tasarım son derece güzel, şık. Şimdi bu kısmı deneyeceğiz ama denemeye geçmeden önce diğer parçalara bakalım. Bunu kenara alıyorum. Biçer döver kısmımız. Şu kısımda lastikler kalmış, onu da çıkartalım. Şimdi de biçer döverim bıçaklarını takalım. Şöyle öne alıyorum biraz. Şurada da biraz inceleyelim. Şurada da tekerlekler var. Hafiften plastik şu kısım. Birazcık yumuşak plastik. Bu kısmı döndürdüğümüzde biçer döverim bıçakları da dönüyor bu arada. Bununla birlikte. Şimdi şu bölümden şu kısma
doğrudan takabiliyoruz. Takıp bakalım. Evet. Buraya taktıktan sonra artık biçer döverimiz çalışmaya hazır. Tabi oldukça dediğim gibi büyük bir biçer döver. Bu arada taktıktan sonra birazcık aşağı yukarı eğimi var. Hareket edebiliyor. Şimdi aşağıya indirelim. Evet, aşağıya indi. Şimdi deneyelim. Evet, son derece güzel. Büyük. Bıçakları da çok büyük. Şöyle bakalım bir de. Gördüğünüz gibi ölçüleri de zaten oldukça büyük. Ölçüleri demişken bir de ölçülerine bakalım. Önce şu kısma bakmak istiyorum. Boyu gördüğünüz gibi 46-47 santimetreleri buluyor. Gerçi ölçülerini internetten de bulabilirsiniz. Şimdi ben tam boyuna bakmak istiyorum. Şöyle. Boyu da 57-58 santimetreleri buluyor. Yani oldukça büyük. Bu haliyle tabi önce kapakları kapatalım. Şu haliyle boyuna, yüksekliğine bakalım. Boyu da 23-24 santimetre civarı. Tabi kapakları açarsak ya da yan kısmı uzatırsak şu kısımlardan dolayı boyu birazcık daha büyüyor. Yani 24-25'i aşıyor. 27 santimetreleri bulabiliyor. Yani oldukça büyük bir biçer döver gerçekten de. Şimdi bunu kaldırdım. Şöyle çevirelim. Ama manevra vermek güzel. Son derece eğlenceli bir oyuncak. Şimdi bu biçer döver kısmını yerinden çıkartalım. Evet. Şu kısımda uçları var. Bu uçlardan şu şekilde bastırıp kendimize doğru çektiğimizde yerinden çıkartabiliyoruz. Şu kısımdan devam edelim. Burada yumuşak, tabi bunlar kadar yumuşak değil bu plastik. Hafiften sert ama yine esniyor. Bu tip bir tekerlekten yapılmış bir taşıma kısmı var. Bunu şöyle açabiliyoruz. Ve bu şekilde şu bıçağı taşıyabiliyoruz. Bu da oldukça güzel. Şimdi bu kısmı bunun üzerine yerleştirelim. Tabi biçer döveri biraz şöyle kenara alacağım. Şunu da ortaya alalım. Evet, şimdi biçer döverimizin bıçaklarını şu parçaya yerleştirebiliriz. Bunu alıp doğrudan şöyle koyuyoruz üzerine. Dikkat etmemiz gereken, şöyle ters çevireyim. Bıçakların şu arka kısmındaki yuvarlakların şuraya tam olarak oturması. Bu şekilde koyduğumuzda işlem tamam. Zaten biçer döver ucu, şunu biraz çekelim. Şu kısmında takılıyken şu aracımız altına geliyor ve de biçer döveri üzerine çıkartıyoruz. Yani çalışma mantığı bu şekilde. Daha sonra da bu şekilde hareket edebiliriz. Şimdi bu parçayı biçer döverimizin arka kısmına takalım. Arka kısımda gördüğünüz gibi şu kısımda römorku takacağımız bölüm var. Şuraya gelip hafiften üzerinden bastırmamız yeterli. Yerine kolaylıkla geçiyor. Gördüğünüz gibi ikisi birlikte oldukça uzun oldu. İkisi birlikte iken düz bir şekilde ölçüsüne bakacak olursak toplam uzunluğuna bakalım. Şimdi toplam uzunluğunu ölçüyorum. Uzunluğu 100-102 santimetre civarı. Yani 1 metreyi geçiyor. Bir oyuncak için büyük ölçüler. Yani Bruder oyuncaklarında şimdiye kadar gördüğüm, römorkla birlikte gördüğüm en uzun ölçü diyebiliriz. Ayrıca biçer döverimizin şu alt kısmındaki
kapağını açabiliyoruz. Buradan motor kısmına bakabiliyoruz. Benzer şekilde diğer kısmını da çevireyim. Bu kısımdaki kapağı da açabiliyoruz. Bunun tasarımı da son derece şık. Bastırdığımda doğrudan kapanmıyor. Biraz fazla bastırdığımda kapanıyor. Zaten kaldırırken de belli oluyor. Üst kısmına geldiğinde kilitleniyor. Tekrar ittiğimde açılıyor. Bir de üst kısmında bir kapağı var. Burayı da açabiliyoruz. Bu da aynı mantıkla tasarlanmış. Hafiften geri ittiğimde kilitleniyor. Yine bu kısımdan da motor kısmına bakabiliyoruz. Bu kapakların tasarımı da oldukça güzel. Şimdi kapatıyorum. Test etmek için şu kısımdaki boncukları açalım. Birazcık daha keseyim. Üst kapağımızı açalım. Biraz önce açmıştık. Tasarımına bakmıştık. Oldukça güzeldi. Şöyle iç kısma bakalım. İç kısmı bu şekilde. Şimdi bu bölüme boncuklarımızı döküyorum. Evet, bir kısmını dökmem yeterli denemek için. Evet, şu kısmı açalım. Tabii bunu bir traktörün römorkuna boşaltırsak daha güzel olacak. Ama önce bu haliyle deneyelim. Şöyle yapalım. İçinden geçtiğini görelim. Bu kısmı çevirdiğimizde boncukların da geldiğini, şuradan aktığını görüyoruz. Gelen boncuklar, şöyle elim açayım, buradan artık elime dökülüyor. Bu da oldukça güzel bir özellik. Tekrar buraya boşaltayım. Şimdi geri doğru çeviriyorum ama geri gitmesi biraz daha zor. Evet, son derece güzel diyebiliriz. Evet, şimdi ise bir çerdöverimiz, traktörümüz, bir de römorkumuz var. Oldukça güzel bir üçlü. Şimdi buradaki boncukları bu sefer de traktörün içerisine boşaltalım. Evet, römorka ürünlerimizi boşaltabiliyoruz. Oldukça güzel, hoş, güzel bir oyuncak seti. İsterseniz tercih edebilirsiniz. Bir çerdöveri özellikle çok beğendim. Birçok güzel özelliği var. Özellikle aksamları, fonksiyonları son derece güzel.